Selamünaleyküm hocam. Ben 15 Aleykümselam. yaşındayım. Annem sizi yıllardır takip ediyor. Ben de annemden etkilenerek sizin röportajlarınızı izlemeye çalışıyorum. Sorum, kader konusunu defalarca anlattığınızı biliyorum. Bir kez de benim için anlatır mısınız? Dünyadaki hayatımız daha önce kaderimizde varsa bize Allah konuşturuyor ve her şeyi Allah yaptırıyorsa o zaman günahlarımızı da Allah yaptırıyor. Günahları olan bir insan neden cehenneme gitmekle cezalandırılıyor? Şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar Mehmet. Mehmet, o minik canıyla, o sevimli canıyla bunları merak ediyorum. Mehmet'e konuyu bir daha anlatayım. Zamanı anlaması gerekiyor, zaman. Zamanın ne olduğunu bilmesi lazım. Yani zamanı bilen kaderi hepsini anlar. Zaman bizim beynimizdeki inanca deniyor. Bakın daha önce de aynı metottan anlatıyorum. Şimdi bakın. Bir ses duyduk, değil mi? Şimdi bir daha duyuyoruz. İki sesin arasında bir boşluk olduğuna inanıyoruz, değil mi? Bir aralık var. Bu ne? Kafada bir inanç işte bu. Bu inancın adına beyinde meydana gelen bu inanca bir zaman diyoruz. Normalde boş uzayda, yani uzayda böyle bir şey olmuyor. Böyle bir şey olmaz. Yani insanın algı biçimidir. Mesela bir başka varlığa göre İkinci Dünya Harbi daha yeni oluyor. Yani şu an Hitler mesela Varşova'ya giriyor, Hitler'in orduları. Yani aynen şu şekilde o anlamda görür adam. Kimine göre kıyamet yeni kopuyor. Kimine göre Hazreti Adem daha çamur safhasında. Yani çamuru kavruluyor. O şekildedir. Ama biz mesela şu an anların toplamından oluşan, yani kendimizin anlarının toplamından oluşan bir zaman akışı inancında oluyoruz. Mesela ben bu konuyu anlatmam, o sevimlinin sorduğu soruyu bir düşün. Geçmiş zaman oldu değil mi kafamızda? Evet. Bir inanç. Evet. Bir başkasına göre de o soru daha şu an soruluyor, daha yeni soruluyor. Bu şekildedir. O yüzden tek bir an vardır. Yani an sonsuz kısa zamanı deniyor. Sonsuz kısa zaman. Yani mesela bir birimi de yok. Sonsuz kısa zamanı. Allah zamanı bizler için yarattı. Yani zaman Allah'ın ihtiyacı olan bir şey değil de zaman. Allah'ın ne mekana ne de zamana ihtiyacı vardır. Allah zamansız ve mekansız. Şimdi zamansız olunca önce ve sonra diye bir konu olmuyor. Yani zamansız deyince ne diyeceğiz? Yani süresi öncesi var mı? Yok. Yok. Sonrası da olmaz. Tek bir an vardır. Tek bir anın içerisinde Allah yaratıp bitirmiştir. Ama biz zamanlı olduğumuz için bu şekilde algılıyoruz. Yani mesela geçiyor. Mesela bak Mehdi çıkacak. Çoktan Mehdi çıktı. Evet. Hazreti İsa çoktan indi ama biz göremiyoruz. Zamanın dışına çıkan olursa görüyor Allah'ın dilemesiyle. Mesela Mehdi'nin bütün faaliyetlerini hepsini görür. İsa'nın bütün faaliyetlerini her şeyini görür. Kıyameti koptuğunu da görür zaman dışına çıkarsa. Ama zamanın içerisinde göremiyor. Biz adım 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 zaman içinde ilerleriz. Ha Allah'ı tam anlamıyla kavramak ve anlamak. Ben şöyle diyebilirim. Yani Allah'ın da ledünî sırları vardır tabii. Ledünî sırlar. Nasıl Hazreti Hızır'ın ledünî sırrı var, gizli sırrı var. Ben şu kadarını söyleyeyim. Oradan o 15 yaşındaki o sevimli canıyla ne anlıyorsa anlasın. Bakın diyor ki Allah küfür için, cehennem ehli için. Onların diyor gözleri vardır diyor. Gözü var diyor. Sana bakar görürsün diyor, baktıklarını görürsün diyor. Onlar görmez diyor. Bu muhkem ayet. Yani gözler vardır görmez. Kulağı vardır diyor. Yani normal kulağı işitiyor. Siz o mesela işitir zannedersiniz diyor Allah. Yani işittiğini zannediyor. Kulak. Onlar işitmezler diyor. Onlar siz canlı zannedersiniz diyor. Diri zannedersiniz. Onlar ölüdür diyor. Yani kalp gözleri diyor, yani şuurla da kalp gözleri, o da kapalıdır, o da kördür diyor Allah. Şimdi böyle bir varlık cehenneme giden. Yani ne anlıyorsa anlasın. Ama Müslüman böyle bir konuma gelmekten Allah'a sığınıyor tabii. Böyle bir şey olmasından Allah'a sığınıyor. Yani Allah'ın bir bu dedikleri ve başka dedikleri de hepsinde bir derinlik oluyor. Mesela bir şey der, onda bir öbüründe, hepsinde bir hayır ve hikmet vardır.
Ama sır gözüyle, ledün gözüyle bakabiliyorsa o minik canıyla, ben burada bir sır veriyorum. Allah diyor, ben size Ezalip'te ne yapacağım diyor Allah. Yani ben eza istemiyorum size diyor. Yani size öyle bir acı vermek peşinde değilim ben diyor Allah. Evet. Değil mi? Allah size zulmedip de ne yapsın diyor Allah. Evet. Allah Rahman ve Rahim. Ama cehenneme giden de diyor, ben diyor hak ettim diyor sorulduğunda. Yani hakikaten benim yerim burada diyor, hak ettim ben diyor. Şimdi şöyle anlasın, gitsin sorsun bir dinsize. Seni zorla dinsiz yapan bir güç hissediyor musun üstünde desin. Mesela sen Allah'a inanıyorsun değil mi? Tabii ki. İnanıyorsun. Sen Allah'a inanırken herhangi bir gücün sana baskı yaptığını, seni zorladığını hissettin mi? Hayır. Bir dinsize de gidip sorarsan, sana dersin herhangi bir güç bir baskı yapıyor mu, zorluyor mu dersen, hayır diyecektir. İşte bu adalettir. Herhangi bir baskı yoksa, bir zorlama yoksa, değil mi? Kendi isteğine yapıyorsa o ondan sorumludur. Sen de yaptıklarından sorumlu olmuş oluyorsun. Dolayısıyla bu adalet olmuş oluyor. Bunun ikinci safa derinliğini anlayabilir miyiz? Bu ledün ilmine giren bir kısımdır. Ama ledün ilminden de ben bir parça ışık verdim. Yani kapalı bir ışık verdim. Bak, gözleri vardır görmez, kulakları vardır işitmez. Onlar ölüdür diyor Allah, siz onları diri zannedersiniz diyor. Eğer sır istiyorlarsa da bir sırdır bu, kapalı. Ama Müslüman bu konuma girmekten, bu konuma gelmekten Allah'a sığınır ve çok korkar. Ben korkuyorum. Ya bayağı çekiniyorum yani, cehenneme gideceğim diye. Bayağı tedirginim. Ciddi korkuyorum yani. Zaten Allah'tan korkmasam ben bu faaliyet içerisinde olmazdım. Allah'ı seviyorum, Allah'tan korkuyorum. Çünkü bizim programlarımızda maddi gelir getirecek hiçbir şey yok. Yani sıfırdır maddi gelir getirecek şey. Yani mesela sürekli kitap dağıtmak, mesela benim yaratılış atlasımdan biz çok fazla dağıttık. Bu gelir getiren bir şey değil bu. Yani kitaplarımızda bütün kazanç, kazandıklarımız hep kitap dağıtmaya da veriliyor yine ayrıca. Yani geliyor kazanç ama olduğu gibi yine kitap dağıtmaya veriliyor. Dolayısıyla benim bir kazancım yok. Yani bir telif ücreti de almıyorum. Sadece Allah rızası için yaşıyoruz. Ve Allah rızası için ne yapıyorsam yapıyorum. Yani dikkatlice bakan bunu görür.